Zeydan Başkanımız şehir dışında olduğundan dolayı bu seremoniye katılamadı. Onun için töreni başlattık. Kadir Özdemir Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanımız burada. Kadir Özdemir'in Erzincan'da çok yaşadıkları vardı. Kendisini bugün görürse Kadir Bey'i buraya davet etmek istiyorum. Şu Kadir Bey ile Erzincan'da küçük bir fotoğrafta gördüğümüz Atatürk kravatı anısı var. Kadir Bey bizimle onu paylaşsın. Daha sonra da Ercan Koltuğu uğurlamaya geçeceğiz. Yes. Böyle bir kralat anımız var. Ercan Koltuğu da onu göstermek. Evet. Ercan Bey, kelimelerde anlatmak çok zor. Herkesin yaşadığı bir şey var. Büyük bir kayıp. Adana için bir kayıp, ülkemiz için bir kayıp, sanat için bir kayıp. Ercan abi, bir yönetiminde İlhan Bey ile beraberken, ben Hakemler Derneği'nde yönetimindeyken ve aynı zamanda 5000 tane bu gördüğünüz kravatla yapılmış. O zaman AKP yönetimi yavaş yavaş Cumhuriyet'in temel değerlerini dokunmaya başladığında biz de ona karşı olarak 5000 tane kravat yaptırmıştık. Türkiye'nin tüm hakemlerine dağıtmak için 10 tane yer almıştık. Daha sonra bende 3-4 tane kalmıştı. 10 Kasım'da taktım. Ercan abiyle karşılaştık. Tam İngilizce başkanlığının önünde dedik, dostum çok güzelmiş dedi, kravatı dedi. Ben de çok beğendim abi dedi. Çok beğendim dedi. Bir de o zaman sana daha çok yakışırdı dedi. Çıkardım oyunda, oyunda taktım. Sonra çok teşekkür etti. Onu hiç çıkarmadı. 5 yıl daha taktım. Sonra evde bir tane daha fazla vardı. Onu bir daha getirdim. Daha eskimişti dedi. Yine onu ödeme kadar taktı. Zaten alırken devamını son sabah takarım dedi. Kendisi gerçekten Atatürkçü gibiydi. Bir de başka bir anı var. Bir de Hakemler Derneği'nin gecesinde Ercan Bey'i çağırdı. Ercan abi bu değil sözü. Sonra zaten işte bir miktar bizim hani emeğidir. Koydum. Ercan abi benim sağlığına geri geldi. Dedik Ercan abi hayırdır? Dedik ya sanki yanlış var dedim. Fazla para kaldı. Biz sana şey yapalım dedik onu yazsın dedi. Biraz fazla gelir bu arada dedi. Dedik para bir fazla değil. Az mı ama yürüyerek gelmiş diye o gece vakti. Ercan abi ikimiz gibi öldü Ercan abimizi. Bu uşağı da olsun. Işıklar olsun. Aracıydı, iyi şairdi. Yeri geldiğinde düğünlerde de gelir, halkımızın içerisinde bulunurdu. Öyle bir adamdı. Ölümü bizi üzdü, derinden üzdü. Allah rahmet eylesin, onu unutmayacağız. Onun anısı önünde, kendisi önünde saygıyla ediyorum, Allah rahmet eylesin diyorum. Ercan Hoca'yı.
Teşekkür ederim.